gece görüşü ve gündüz kamerası olan bir sınırlı. Yaklaşık 7 kilometre gidebiliyor. 120 metre yasal sınır yukarı çıkmakta. Daha fazla 1 kilometreye kadar da çıkabilirsin normalde. Yüksek 120 metre. Yasal sınır. Dronlar için verilen yasal sınır 120 metre. Çıkabiliyor çok da. Yatay ne kadar? 7 kilometreye kadar gidebiliyor. 7 kilometre. Tabii. 120'ye 7 gönderebiliriz ama normalde 1'e kadar çıkıyor. Çıkar. Çok evet. Çıkar. Radarlarımız var. Burada önümüzdeki TFT kameramız var. İkinci kameramız. Sadece kamerayla. Hatta görüntüyü başlatalım. Abonos gözle. Kendisi gelecek buraya. Hmm. Otomatik olarak da. Hmm. Otomatik pilota bağlandı. Otopilota bağlandı. İlk uçuşunu gerçekleştirdik. Ben de bu derece donanımlı bir drone'u ilk kez uçurma fırsatım oldu. Belli bir müddet kumandayı ben de teslim aldım. Bizlere önemli katkılar sağlayacak. Verdiğimiz bedeli kat kat bize geri ödeyecek bir alet bu. Biliyorsunuz belli koordinatlarda sahilde kirlenmelerle ilgili denetimi kontrolü belediyemiz yapıyor. Özellikle gemilerin bıraktığı deniz kirliliğine sebebiyet verebilecek bazı sintinelerin denetimi ve bu konuda yasaların dışında hareket eden deniz araçlarına ceza uygulanması büyükşehirin de görev alanlarında olan bir konu. Mevcut içinde bulunduğumuz balıkçı barınağı, Mersin Limanı ve 3 mil uzunluğunda 1 kilometre eninde bir koridorda yapacağımız denetimlerde bu drone'u kullanma imkanımız olacak. Daha önce bu bizde belediyemize ait bizden önceki dönemde alınan helikopterle yapılıyordu. Biliyorsunuz biz helikopteri gereksiz ve maliyetli bir hava taşıdığı olarak görüp önce satmak için girişimlerde bulunduk ama ona muvaffak olamadık. Ardından da şu anda Türk Hava Kurumu bünyesinde Sağlık Bakanlığı'nın sağlık hizmetlerinde kullanılıyor. Tabii ki biz de onlardan kira bedelimizi alıyoruz. Sadece deniz temizliğini kontrol etmiyoruz. Aynı zamanda kentimizdeki hafriyat artıklarının da denetimini drone'la yapabileceğiz. Yine imarla ilgili yapacağımız bazı çalışmaları havadan
görüntüleme almamız gereken tüm çalışmaları aslında bu drone vasıtasıyla, bunun marifetiyle yapabiliyoruz. Çok donanımlı arkadaşlarım cihazı bana anlattılar. Son derece kullanışlı, güvenli ve önemli özelliklere sahip. Çekimler yapabiliyor, fotoğraf alabiliyor. Birçok özelliğini bünyesinde barındıran bir alet. Çevre dairemiz bünyemize bunu kazandırdı. Arkadaşlarımıza bu çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Tüm çevre koruma dairemizde çalışan, sahilde, denizde, karada, her bölgede çevre sağlığı için, insan sağlığı için gayret eden, Mersinli hemşehrilerimizin daha huzurlu, daha hijyen, daha temiz bir ortamda, daha sağlıklı bir ortamda yaşamlarına katkı sundukları için çok teşekkür ediyorum.